Şimdi bir Meral Akşener haberi daha var. Şimdi o yandaşlar yine şey yaparlar. Ya bu bak şimdi Meral Akşener'e güzelleme yapıyor diye. Hayır. Haber neyse biz onu yapıyoruz. Meral Akşener Ahlat'ta işte sevgili izleyenler. Ve Ahlat'ta bir ev tuttu. Gazetecileri eve çağırdı. Ülke gündemiyle ilgili bir iki bir şey söyledi. Ama en sert eleştirisi kime geldi derseniz, en sert eleştirisi Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a geldi. Ben turnusol kağıdıyım. Sayın Erdoğan çevresindeki FETÖ'cüleri yakalamak istiyorsa, kim çok bana hakaret ediyorsa bilsin ki o FETÖ'cüdür. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle seslendi Meral Akşener. Davalık olduğu Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a da FETÖ'yle mücadele üzerinden yüklendi. FETÖ'cü dedi gene. Şimdi ben 7 göbek sülalem toplayacağım size. Ne görevden alınan var, ne atılan var, ne o var, ne bu var. Sonra da damatları toplayacağız. Sayım yapacağım. Meydan okuyorum. Sülalem ve damatlar. Meral Akşener Ahlat'ta kiraladığı evde geceyi geçirecek. Basın mensuplarını da eve çaya davet etti. Balkonunda da bir pankart göze çarpıyor. Evine hoş geldin abla yazıyor. İyi Parti'yi kurduktan sonraki ilk durağı Bitlis Ahlat'ta 650 liraya kiraladığı evde konuştu Akşener. Yoğun geçen günün akşamında gazetecilerin karşısına ev terlikleriyle çıktı. Çayları da özel kalemi demledi, servis etti. Yani burada bir esasında ev satın almayı istedik. Ama bu parti kuruluşunda hafif göçtüğümüz için şimdilik kiraladık. Meral Akşener maddi zorluklarla kurduğu partisi için tüm zorluklara katlanacağını söyledi. Olası bir operasyona karşı ne yapacağı da soruldu. Korkutmak amaçlı olduğunda ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksınız? Misafir olarak ağırladığı habercilerin ayakkabıları da çıkışta kolay giyebilmeleri için kapı önünde özenle dizilmişti. Bu Akşener'in ev kurallarından biriydi. Gün ardında da Bitlis'teki programlarına devam etti Meral Akşener. İyi Parti'nin bu kez duru Adil Cevaz, Meral Akşener esnafla sohbet ediyor ve yine en büyük sorun işsizlik. Hanım hoş geldin. Buraya gelen siyasilerden ne bekliyorsunuz? Hepimiz işsizlik yani. Biz yurttaş olarak ne sormalıyız biliyor musunuz? Siyasileri gördüğümüzde, iktidar veya muhalefet, çözüm nedir, çözümünüz? Mesela orada vatandaş işsizlik diyor. Orada parti liderinin, evet bir dakika işsizlik için çözümümüz şudur. Varsa eğer kafasında söylemesi gerekir. Bunları sormalıyız biz siyasilere. Yoksa onlara bırakmamalıyız lafı. Çünkü onlar hep konuşuyorlar. Ama bize böyle bir fırsat geldiği zaman siz ne yapacaksınız arkadaş, nasıl çözeceksiniz? Hemen somut bir iki bir şey söyleyin.